Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Peki efendim, çok teşekkürler. Remzi Bey açar mısınız? Abi bizim yeteri kadar rastımızı Türkiye'den açacaktın. Tamam. Burada da açacaktın. Tamam. Kasaslı başıyla yaptın, size yakışıyor mu? Peki değilseniz söyleyeyim bize. Ne söyleyeyim? Aynen yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evi mevi boş ver. Siz benim ev, Türkiye'den kaçakçı başı... Kardeşim hayır. Bunu bu yapmaya utanmadın. Sıkılmadınız. Bu ev nasıl alındı? Benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bana bak. Parça hadi parçala bakayım. Hadi bakayım hangimizi parçalayacak. Hadi bakayım. Başta seni yok. Bana bak. Vurma. Vurma. Ananı sen. Ey şu eşek. Saw him. And he protected himself, pushed him. And we defend ourselves. Yeah. That's all. Biz o görüntüyü göstereceğiz. Ya görürüz kimin kazıkladığını. Görürüz tüyü bitmemiş yetimlerin parasını kaçır, sen buraya gel. Bıçaklı saldırdığını çektin mi? Yaşadığımız o olaydan sonra iki polis otomobili olay yerine geldi. Ve gördüğünüz şu arka kapıdan polisler bizi Greenwich karakoluna soktular. İzleyiciler, Stanford'daki ilk duruşmadan çıktık. Yargıcın ilk değerlendirmesi şu: arena programının seyircisinden Uğur Dündar'ı mahrum etmemek gerekir dedi. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. İşte bu Türkiye'de bir uyanışın hırsızlara karşı, malı götürenlere karşı... Yani Türk televizyonculuk tarihinin en başarılı programıdır hiç kuşkusuz. Yani aldığı reytingleri itibariyle, etkisi itibariyle bin bir türlü tehdit altında, zırhlı arabalarda, korumalarla başarıdan başarıya koşarak geçirdiğimiz bir dönemdir. Tehditlere maruz kalmadığı, iftiralara maruz kalmadığı bir dönem. Sevgili seyirciler, ben de sizler gibi duygu yüklüyüm. Sevgili Gökmen'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten etkileyici ve çok emeğin bulunduğu bir belgesel yapmış. Sizlerden de sorular yağıyor. Bunların hepsine cevap vereceğim. Ayrıca müthiş gerçekleri anlatacağım size ve şaşkınlıkla izleyeceksiniz. Çünkü belgesele sığdıramadık. Ama bir reklamlara gidelim. Daha sonra lütfen bizden ayrılmayın. Çok şaşıracaksınız.